Arkadaşlar selamlar. Ben uzman psikolog Levent Yağmuroğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır sizler için içerik üretiyorum. Ürettiğim içerik doğrultusunda da beni takip eden kitlenin sınava hazırlandığını biliyorum. 18-25 yaş arası bir kitlenin olduğunu biliyorum. Ve bu videomda üniversite hazırlanan arkadaşlarıma, kardeşlerime doping havzayı inceleyeceğim. Bakalım üniversiteye hazırlanma sürecinde onlara nasıl bir kolaylık sağlamışlar? İçerinde neler var? Hangi soru tipleri var? Nasıl bir öğrenme planı hazırlamışlar? Gelin isterseniz birlikte bakalım. Aslında konu anlatımlarında animasyon kullanmaları çok iyi olmuş. Görsel hafıza teknikleri kullanmışlar. Biliyorsunuz görsel hafıza teknikleriyle insanın bilgiyi belleğine aktarması yani bilgiyi kodlaması çok daha kolay oluyor. Görsellerin renklendirilmesi, detaylandırılması aslında birer görsel hafıza tekniklerinden oluşuyor. Öğrenci de bu görsel hafıza teknikleriyle öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve kolay kolay çalıştığını unutmuyor. Öğrenci soru çözerken dopingteki o görüntü gözünün önüne geliyor ve hemen soruyu çözebiliyor. Ayrıca en önemlisi de dikkat dağınıklığını engelliyor. Arkadaşlar dikkat dağınıklığından bahsetmiştim. Bugün anne babaların çocuklar arasında gördüğü en büyük problemlerden biri olan dikkat dağınıklığında aslında bu tarz eğlenceli konularla öğrencilerin dikkat dağınıklığı da engellenebiliyor. Biliyorsunuz dikkat dağınıklığı konusunda öğrencinin odak noktası çok sık değişebiliyor ve bu noktada ben bir psikolog olarak Topin Kavzan'ın kullanmış olduğu tekniği çok beğendim. Kendileri konu anlatımları arasında eğlenceli görsellerde sıkıştırarak aslında öğrencinin odak noktasından çıkmamasına yardımcı oluyor. Bir de ders anlatımları eğlenceli olunca öğrenci dersten kopmadan eğlenceli bir şekilde ders anlatımlarını sonuna kadar dinleyebiliyor. Mesela bazı öğrenciler vardır. Uzun süre bu öğrencileri masaya oturtup ders çalıştıramazsınız. Fakat doping havuza bu eğlenceli tekniklerle öğrenciyi masaya oturtmayı başarmış. Ve her şeyden önemlisi de öğrencinin ders çalışırken eğlenebilmesi, zaman saymaması ve bu da ders çalışmanın verimliliğini artırıyor. Mesela burada öğrenci dersi görsel ve eğlenceli bir şekilde dinliyor. Tabi anlaması da daha kolay oluyor. Sorularla destekleniyor. Öğrenci konu anlatımını bitirdikten sonra bölüm sonu testlere geçiyor ve bu bölüm sonu testlerde öğrenci bilgisini tekrar pekiştiriyor. Mesela bakın burada izledim hadi soruları çözelim diye bir buton var. Butona tıkladığım zaman öğrenci konu anlatımını bitirdikten sonra bilgilerini pekiştirmek amacıyla burada soruları çözüyor. Arkadaşlar sistemi inceledim. Sistemde çok soru var. Çok fazla da çeşit var. Klasik sorular var. Yeni nesil sorular var. Sınırları zorlayan sorular var. Çok fazla türden soruyu Doping hafıza bünyesinde barındırıyor. Mesela önceki yıllara çıkmış sorular var. Öğrenci bu soruları çözerek kendisini önceki yıllara göre değerlendirebiliyor. Arkadaşlar Doping havzayı şu konuda mantıklı buldum. Biliyorsunuz bizim zamanımızda bu tarz platformlar yoktu. Her gün dershaneye, okula bir ton kitapla, dergiyle, soru bankalarıyla gidip gelmek zorunda kalıyorduk. Ama şu anda öğrenci sadece Doping hafıza uygulamasını tabletine veya bilgisayarına indirebilir. Bunu rahatlıkla dershanede veya okulda taşıyabilir ve öğrencinin bu mobil durumu her gittiği yere soru banka veya konu anlatımlı kitapları taşıması da büyük bir ayrıcalık sağlıyor. Bir de maddi açıdan da çok büyük kolaylıklar sağlıyor arkadaşlar. Bugün şimdi doping hafızanın içeriğindeki bütün bilgileri bir kitaba, bir soru bankası kitabına dönüştürmeye çalışsanız emin olun çok büyük bir masraf ortaya çıkar. Dolayısıyla burada tek bir sefer ödeme yapıyorsunuz ve bütün konu anlatımlarına, soru bankalarına sınırsız erişim sağlayabiliyorsunuz. Mesela burada farklı soru tarzları da var. Bu soruları çözerek de sınavda karşılarına çıkabilecek farklı soru tiplerine de alışıyorlar. Tabii ki bütün bu anlattıklarımın dışında denemeleri de mevcut. Öğrenci sistemde bol bol deneme çözerek sınav içinde kendisini hazırlıyor. Evet arkadaşlar bakın burada giriyorum mesela TYT deneme sınavı 2. Deneme sınavını incele. Deneme sınavını başlat butonu var. Başlat butonuna tıklıyorum. Sınavı başlat butonuna tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi tamamıyla 40 sorudan oluşan bir Türkçe bölümü, sosyal bilimler bölümü Temel matematik, fen bilimleri ve daha sonra testi bitir butonuyla denemeyi tamamlıyorsunuz. Bakın burada sınav süresi de mevcut. Yani adeta öğrenciye gireceği sınavla eşdeğer bir ortama hazırlıyor. Arkadaşlar burada ben bir psikolog olarak doping havzanın şu özelliğini çok zayıfım Yapay zekası çok güzel çalışıyor. Yapay zeka tamamen öğrenciye özel oluşturuluyor. Öğrencinin hangi konularda eksik olduğunu, hangi konulara çalışması gerektiğini o yapay zeka belirliyor. Ve öğrenci de bu belirlenen eksikliklerin üzerine giderek tamamlanmaya başlıyor. Mesela arkadaşlar 60 günde TYT, 30 günde LGS bitirme gibi programlar mevcut. Yani öğrenci genellikle sınava son 2-3 ay kala çok fazla kaygı duyar. Ve öğrencinin bu kaygısını yenebilmeleri adına Doping House'da çok güzel bir program hazırlamış. Bakın arkadaşlar burada mesela istatistikler sekmesi mevcut. Öğrencinin genel kullanım süresi, video istatistikleri, ne kadar video izlemiş. Deneme sınavı istatistikleri var. Kaç tane deneme çözmüş? Tabii ben TYT'ye hazırlanmadığım için rakamlar çok böyle yerlerde geziyor ama öğrenci aslında bu rakamlara bakarak kendisini uzaktan da izleyebiliyor. Arkadaşlar bakın burada çalışma programları mevcut. 60 günde TYT tüm dersler, TYT tüm dersler 80 günlük program var, 120 günlük program var. AYT'nin 45 günlük programı var. Yani baktığınız zaman bu programlar hazır bir şekilde oluşturulmuş. Sizler burada kendi programınızı seçiyorsunuz. Eğer 60 günlük seçiyorsanız 60 günlük bir programa, ayak uyduruyorsunuz. 80 günlük seçiyorsanız 80 günlük bir programa ayak uyduruyorsunuz. Bu hem öğrencinin kaygısını azaltıyor hem de öğrenciyi sınava verimli bir şekilde hazırlıyor yani arkadaşlar 2 ay kaldı 3 ay kaldı zamanım kalmadı diye stres olmanıza hiç gerek yok. Gördüğünüz üzere Topin Kahve'de burada toplamda 10 tane bir program oluşturmuş. Her biri 60 günlük, 80 günlük, 120 günlük, 45 günlük dahi programlar mevcut. Sizler de geç kaldığınızı düşünüyorsanız Doping hafızayı satın alarak programlara bugünden itibaren başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere Doping hafızadan bahsettim. Doping hafızayı inceledik. Bir psikolog olarak görsel hafıza teknikleri çok hoşuma gitti. Aynı zamanda öğrencinin kendisini dışarıdan görebilmesini sağlayabilecek çeşitli uygulamalar da yapılmış. Öğrenci uygulamada kendi istatistiklerini görerek aslında kendisini çok gerçekçi bir şekilde de değerlendirebiliyor. Arkadaşlar sizler de Doping hafızayı indirerek bu anlattıklarımdan çok daha fazlasına erişim imkanı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.